Bir padişah var iken, çok zulüm kılarken halka, kimdi eşeği gibi olsa tartı alırken, eşeği gibi olsa tartı alıp, işte devlet işini kıldırırken, kuruluşlar işletirken, o eşeklerim kembeğal halktı eşeği, bir üç günge yetedi ya yetmeydi, canını çıkarken, o ağır mehnetten. Bir gün bir yigit şaharge barmakçı baktı. Şaharge barmakçı olsa, otası aytibdi ki, balam, men senga bir maslahat bermoqchiman. Nima maslahat bermoqchisiz? Shu eshagingni olib bormasang. Nega? Chunki bu podshoh zolim chiqdi. Seni eshagingni olib qo'yadi. Kimni eshagini ko'rsa olib qo'yib, davlat ishini işte qurilishga ishlatyapti ekan. Zulm bo'ladi eshakka. Undan ko'ra eshagingsiz borgin. O'g'il aytdi, ota, u yo'l juda uzoq yo'l. Bu uzoq yo'lda qiyindir. Ayoq bilan yurib borish. Bu eşakni yordamga ehtiyojim bor. Desa otasi bo'lmasa, men senga boshqa bir yo'lni o'rgataman. Shaharga kirishdan oldin eşakni bir oyog'ini sindirgin. Debdi. Nega endi eşakni oyog'ini sindiraman? Cho'loq bo'lib qoladi-yu. Desa, yo'q, sen aytganimni qilgin. Men buni Hızır aleyhisselam'dan o'rganganman. Ben kunlardan bir kunda Hızır aleyhisselam ve Musa aleyhisselam bir kemaga çıkardılar. Ve Hızır aleyhisselam o şerde kemanı çavaklaşını başlaydı, başa kılışını başlaydı. Yani azar beradı, sindiradı başka. Adamlar düşünmeydi o şepeydi. Lekin onlar barayatken manzildeki padişah zalimlik kılıp haltı bir işge yaragan kemalarını tartı olayatken bulundu. Yani bulardı kemesi buzuk bo'lgani uchun tegmeydi. Sen ham eşeginde eğer belki şimdi akıllı bir ayağını sindirsen, padişah bu işe yaramaydigan bir eşeği kendi, senin eşeginde tegmeydi. Bahane de eşeğin özünde kaladı. Doğru, nagıran bir eşek. Lekin yokudan yaşlı da üç ayağda bozayan bar da eşek. Bir işe yarab duradı degen eken. Yigit yo'lga chiqibdi. Aynan mana shu paytda zolim podshoh ovga chiqadi. Ovda nimasidan u bilan birga chiqqan sheriklardan ajrab qoladi va yo'ldan adashadi. Yo'l qidirib turgan bir paytda yigitga duch keladi. Ahvol quyidagicha. Yigit eshakni oyog'ini urib sindiryapti. Podshoh juda g'azablanadi. Sen qanaqa zolim birisan? Qanaqa bu zulüm nima bu? Senga nima qildi bu? Oddiy bir eşek bo'lsa. Nega uni oyog'ini sindiryapsan? Desa, yigit aytibdi, bu eşekke azor bersam o'zimda eşagimga azor beryapman. Sizni otingizga tegmayapman-ku. Yo'lingizdan qolmang debdi-da endi. Endi podshoh ham ovga chiqqan oddiy odamni nimasida bo'lsa kerak-da. Keyin aytibdi, agar debdi yigit, agar buni haqiqatini bilganingizda edi, nega bunday qilayotganimni hech qachon nima bunday menga tanbih bermagan bo'lardingiz. Podshoh aytdi, nima buni haqiqati? Bir zolim podshoh bor. U ko'p zulm qilyapti. Buni haqiqati Misr Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalomning qissasini bilasizmi? Ha, bilaman. Nima bo'lgani esingizdami? Kemadagi voqea esimda. Nima uchun qilishadi? Zolim podshoh xalqni kemasini tortib olayotgani uchun Hızır aleyhisselam kemani teşip koyadı, bizip koyadı. Yani bize mi şunday qilyapmiz? Bu zalim padişahımız eşagimizi tortib olmasligi uchun eşagimizi ayağını sindirib qo'yapmiz. Ki bu bizde qolsin. Düşmanın qo'liga o'tganidan ko'ra o'zimizda majruh bo'lsa ham o'zimizda qolgani biz uchun ma'qulroq degandan keyin padişah o'sha kuni hech tuni bilan uxlamay chiqib boshqa qilib ertasi kuni bu eşekte egasini toptirib askerlariga keyin huzuriga olib keldirib nima qilgan ekan jazolamoqchi bo'lgan ekan da qarasa podshoning qo'lidan qutulishning iloji yo'q odamzod qutulishning hech ilojini topa olmagandan keyin bu qalamni o'tkar pichoq bilan olsangiz juda chiroyli yozadigan bo'ladi inson ham mana shu og'ir bir holatda qolganda qattiq bir ya'ni hech bir chora ko'rmaganda, ya'ni qilishni keskirligini ko'rgan bir paytda birro-birro gapiradigan bo'ladi. Qalamga o'xshaydi inson. Xullas, podshoga aytdi, "Podshohim, debdi,
Men bitta mazlumlar ichida men bittaman ki, bittani yo'q qilish bilan butun zulm yo'q deb bo'lmaydi. Bittandan qutulish bilan bu narsa meni ulardan farqi men sizni yuzingizga aytayapman. Ular meni nima qilganingiz bilan ular gapirishdan to'xtamaydi. Aksincha sizni zulmingizga yana zulm qo'shiladi va ular yana ham ko'proq siz haqingizda yomon o'yga borishda davom etadi. Deb endi vaziyatni naqadar podshoh uchun aslida juda yomonligini, insonlarda bunday munosabatini tuzatishning yagona yo'li o'zidan chiqayotgan yomonlikni to'xtatish ekanligini bu shaklda tushuntirmoqchi bo'ladi va u tushuntirmoqchi bo'lgan hol podshohga yetib boradi va podshoh men seni kechirdim deydi va qo'llarini o'zi iplarini yechib bag'riga bosib peshonasidan o'padi va uni keyingi hayotida yonida bo'lishini iltimos qiladi. Yonida bir xizmatda bo'lishini, xalq uchun, vatan uchun xizmatda bo'lishini iltimos qiladi. Shunday, ya'ni bu hikoyani sizga nega aytib beryapman? Biz hammamiz atrofimizdagi do'stlarimiz uchun, oilamiz uchun o'sha podshoh maqomidagi birimiz. Bizni ko'zimizga chiroyli ko'rinayotgan narsalar yoki rostdan chiroylimi yo bizni bizga shunday ko'rsatishga urinyaptim. Bugun guldir-guldir ko'rdim-da. Atqamjon guldir-guldir ko'rdim-da. Xotini eri juda jahldorligi uchun xotin aytayapti-da. Hamma men endi jahl qilyman, oiladagi haqiqatlarni aytinglar desa, xonim ayolim mana sen meni ayolimsan desa yerga qarayapti ayol. Yo'q, men sizni ayolingiz emasman. Nega? Men shu mana 20 yildan beri birga bo'lsak, 1 yildan keyin men siz bilan ajrashganman, faqat jahldorlik uchun buni ayta olmaganman. Ya'ni bizning yonimizdagi holat bizni ko'nglimizga yoqish uchun bir yoqadigan holatga olib kelingan bo'lishi mumkin-da. Odamlar o'zini bizga yoqish uchun boshqacha tutayotgan bo'lishi mumkin. Bu bizning baxtimizmi? Yo'q, baxtsizligimiz. Odamlar bizni oldimizda o'zlari qanday bo'lsa, shunday o'zlarini namoyon qila olmayotgan bo'lsa, biz ularga zulm qilyapmiz deganidir. O'shaning uchun podshohga o'xshab boyagi xalqni eshagini tortib olib, oxiri boyagi nima podshohning ko'ngliga nima ma'qul bo'lsa, ya'ni bizning ko'nglimizga nima ma'qul bo'lsa, odamlar biz bilan shunday munosabat qilayotgan bo'lsa, biz to'pini boshdan olib qo'yib ancha o'ylab ko'rishimiz kerak bo'ladi.